ruhla ilgili imtihan olmaz. Ruh Allah'tan direkt olarak bizi diriltmek için gönderilen nefese denir. Ruh bizdeki canlılık ve diriliktir. Bizi temsil eden organımız nefsimizdir. Allah her seviyede, nefsin en üst seviyesi ruha en yakın seviyedir. Her seviyede kulu imtihana sokar. Bir kısmı nefsani imtihanlardır, bir kısmı nurani imtihanlardır. Nurani imtihanlar daha tehlikelidir. Kardeşimin çok hoş bir sözü var. O der ki, buzdolabının önünde olan yiyeceği görürsün, bozulmaya yakınken renginin değişiminden fark eder, bozulmaması için ne mümkünse yaparsın. Dipte kalan bir yemekse o zaman görmezsin. Ancak bütün buzdolabını kokuttuktan sonra fark edersin. Ruhani ve şeyler yani nurani hicaplar bu tür hicaplardır. Mesela çok namaz kıldım, adam oldum. İşte ibadetlerimi çok güzel yapıyorum. Ya da bugün hiçbir kötü muameleye kötü cevap vermedim gibi. Yani aslında çok manevi gözüken, çok iyilik yaptım. Çok manevi gözüken ama nefsimize hoşnut olacağı hadiseler nurani hicaplardır. Ben mürşit oldum. Allah korusun. Ne olabilir? Kim mürşit olabilir yani? Zaten İbn Arabi diyor ki kul olmaya bak. Kullukta her tür öğretme ihtiyacından vazgeçmek demektir. Yani her şey nurani hicap olabilir bize. Biliyorsun 70 bin nurani hicaptan bahsediyor Allah. Peygamberin Miraç'ta kendine kavuşmasını engelleyen. Biz de onları bir düşün yani kaç milyar nurani hicap taşıyoruz.